Yeni Mesaj TV'den merhaba. Bugünkü konumuz yerli otomobil değerli izleyenler. Yerli otomobille ilgili olarak öncelikle düzeltmemiz gereken bazı bilgiler var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi ilk yerli otomobil diye bize tanıtılıyor yerli otomobiller. Halbuki bu bilgi doğru değil. Çünkü ortada bir üretim yok. Bize gösterilen otomobiller İtalya'da yapılan prototiplerdir. Dolayısıyla da bu bilgi yanlış. İkinci yanlış bilgi de devrim otomobillerinden sonra Türkiye'de ilk sloganı. Bu da doğru değil. Çünkü devrim otomobilleri 1961 yılında Eskişehir'de prototipler üretildi. Ve hemen hemen bütün aksamları Türkiye'de üretildi ve yerli üretimdi. Oysa ki bu bize tanıtılan yerli otomobil diye bize tanıtılan arabalar İtalya'da üretildi. Dolayısıyla devrim otomobilleri hala bir ilk olmayı bu açıdan sürdürüyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Tabii ki her Türk vatandaşı gibi biz de yerli otomobil üretilmesinden yanayız. Bu konuda herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermeyelim. Ancak bazı sorular da sormak istiyoruz. Örneğin bu üretilen yerli otomobil, yani daha doğrusu yerli otomobil diye bize tanıtılan hangi parçalar acaba yerli veyahut da bu arabanın parçalarının özellikleri nelerdir diye bakmak için internet sitesine başvurmayı amaçladım. Ama henüz bir internet sitesinin dahi olmadığını gördüm. Şimdi bu yerli otomobil elektrikli bir otomobil biliyorsunuz ve elektrikli otomobillerde en büyük aksam pildir. Bu pil teknolojisi de dünyada daha yeni gelişen bir teknoloji. Dolayısıyla da bu pille ilgili önemli sorular var kafamızda. Örneğin bu pillerin fiyatları ne kadar? Eğer bu 400-500 kilometre gidebilecek kapasitede de bir otomobilin pili söylenen rakamlar 60 bin euro civarında, yani 400 bin lira civarında. Gerçekten bu böyle midir tam olarak bilmiyoruz. Çünkü bunların fiyatlarıyla ilgili elimizde kesin bilgiler yok. Nitekim bu pil teknolojisi de sürekli gelişiyor. Bunların düşme ihtimali, yani fiyatlarının düşme ihtimalini de göz önünde bulunduruyoruz. Ama hala bu bir soru işareti. Örneğin başka bir soru, pilin ömrü ne kadar olacak? Diğer bir soru, tamir edilebilecek mi? Veyahut da bu ömrü bittiği zaman tekrar değişmesi mi gerekiyor? Başka bir soru, bir depo, hani benzin kaça dolar diye bir tabir var. Bunda da acaba 30 dakikada şarj olacak olan o pil bize kaça mal olacak? Yani bir depo pille biz kaça mal etmiş olacağız? Başka bir soru da eğer çok talep olursa, yoğunluk olursa o pil şarj etme istasyonlarında bekleme süreleri ne kadar olacak? Bunlar tabii ki henüz bilinmeyen, cevabı bilinmeyen sorular. Şunu da belirtmek lazım. Türk mühendislerine güvenimiz tamdır. Aslında Türk mühendisleri kendilerine imkan verildiği zaman neleri başarabileceklerini biz çok iyi biliyoruz. Bunun altını çizmek istiyoruz. Dolayısıyla bizim Türk mühendislerimiz isterlerse, imkan verilirse uçak da yaparlar, otomobil de yaparlar. Her şeyi yapma yeteneğine sahipler. Zaten bugüne kadar Türkiye'de en çok ihmal edilen kesimlerin başında bizim Türk bilim insanları ve mühendislerimizdir maalesef. Dolayısıyla mühendislerimizden yana hiçbir şüphemiz yok. Fakat burada bazı siyasi atraksiyonlar devreye girdiğini biliyoruz. Eskiden beri bu böyle oldu. Örneğin Atatürk döneminde kurulan uçak fabrikaları Atatürk'ün vefatından hemen sonra çürümeye terk edildi ve Türk havacılık sektörü Amerika'ya bağımlı hale getirildi. Yine örneğin az önce söylediğimiz devrim otomobilleri de 1961 yılında aslında Türk otomotiv sektörü için önemli bir hamleydi, önemli bir adımdı. Fakat yine az önce belirttiğimiz sebeplerden dolayı o hamlemiz de sekteye uğratıldı ve yine dışa bağımlı hale getirildik. Bizim itiraz ettiğimiz konu Türk mühendislerinin başarısı veyahut da yerli otomobil imalatı değil, bu yerli otomobil imalatının bir oy devşirme siyaset malzemesi olarak kullanılmasıdır. Aslında bu anlamda mühendislerimiz de
bundan rahatsızlık duyduklarını düşünüyoruz. Bu konunun siyasete alet edilmemesi gerekiyor. Çünkü eğer bu yerlilik ve millilik konusu siyasete alet edilirse otomatik olarak bizim de bazı sorular sormamız gerekiyor. Örneğin AKP iktidarının bu 19 yıllık icraatları içerisinde hangi icraatı yerliydi ki? Bütün devletin kurumları yabancılara satılmadı mı? Bankalarımızın yarısı yabancıların elinde değil mi şu an? Şu an Türkiye'de işletilen madenlerin tamamı yabancılar tarafından çıkartılıyor. Yabancılar işletiyorlar. Yine örneğin borsamızın hisselerinin %65'i yine yabancıların elinde. Bunların içerisinde yerlilik ve millilik adına ne var? Hiçbir şey yok. Dolayısıyla da hani yerlilik deniliyor. Yerlilik bunun neresinde? Ayrıca biz şu an biliyorsunuz ki hayvanı da, samanı da, sarımsağı da, mercimeği de, birçok tarımsal ürünü de ithal ediyoruz. Yabancı çiftçilere paraları veriyoruz ve onları destekliyoruz. Kendi üreticimizi maalesef desteklemiyoruz. Bu da bizim aslında yerli ve milli olmadığımızın, politikalarımızın yerli ve milli olmadığının bir göstergesi. Önemli bir göstergesi de bizim aslında kullandığımız paramız da bildiğiniz gibi aslında milli ve yerli bir para değil. Tamamen Amerikan dolarına bağımlı bir paramız var. Türk milletinin emeğinin ve alın terinin karşılığı olarak üretilmeyen, basılmayan paramız işte Amerika'dan veyahut da başka ülkelerden faizle alınan doların karşılığında Türk parasını basıyoruz ve Türk paramız o yüzden yerli değil. Ekonomimiz ise zaten bildiğiniz gibi hiç yerli değil, milli değil. Bunları eğer başarırsak yani paramızı yerli para, ekonomimizi de milli bir ekonomi haline getirirsek ve madenlerimizi yabancılar değil de devlet olarak ve millet olarak biz kendimiz çıkartmaya başlarsak o zaman yaptığımız her şey milli olmaya başlar. O zaman işte gerçek millilik ve gerçek yerliliği konuşabiliriz. Son cümle olarak diyorum ki yerli otomobile evet ama yerli otomobile evet.